Arkadaşlar merhabalar. Bugün 4 Haziran 2024 Ege Endüstri Hissesi ile beraberiz. Ege Endüstri Hissesi şu an Borsa İstanbul açık işlem görüyor. 12.832 rakamlardan işlem görüyor. Ege Endüstri ile ilgili siz değerli takipçilerden gelen istekler üzerine yeni bir güncel video çekmek istedim dostlar. Birkaç gündür yazıyordunuz. Bugün fırsat bulabildim. Ege Endüstri Hissesi'nde bildiğiniz gibi 18.447 rakamlarını gördükten sonra başlayan bir düşüş hareketi vardı ve bu hareket görüntüsü bizim çizmiş olduğumuz öncesindeki paralel kanalın altına sarktı arkadaşlar. Bakın bu bölgede hisse düşüş trendi ile beraber şöyle yaklaştırdığımda hisse düşüş trendi alt kanala kadar alt kanalı kırdı ve kapanışları alt kanalın paralel kanalımızın alt bölgesinde şu an itibariyle yapıyor. Şu sarı renkli bir düşen trend çizgisi çizelim. Bununla ilgili kırılma olacak mı bakalım, bunları da takip ederiz aşağı yönlü olarak. İndikatörümüzün sat sinyali görüntüsü devam ediyor. Buradayken yavaş yavaş dönüm sinyali vermişti ama sonrasında birleşme olmadığı için tekrardan bu sat sinyali görüntüsü devam etti aşağı yönlü olarak. Günlük grafikte desteklerimiz 12.429 seviyesi, 10.793 seviyesi, daha da altlarda 8.710 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor dostlar. Yükseliş yönlü 13.578 rakamları, 14.727, 16.149 rakamları Fibo dirençleri olarak karşımıza çıkıyor günlük grafikte. Basit hareketli ortalamalarımıza bakalım. Basit hareketli ortalamalarımız hangi seviyede? Şöyle öncelikle 20 günlüğü alalım. 20, 50 ve 200 günlük bakacağım. Şöyle rengini beyaz, görüntüsünü 4 punto yapalım. Arkadaşlar bakın 20 günlük kısa vadeli basit hareketli ortalama hisse fiyatının üstünde bir performans sergiliyor. Bunun hisse fiyatının altına gelmesi gerekiyor ki yükselişten bahsedelim geçmiş şeylere göre, geçmiş hareketlerine göre. Şimdi 50 günlüğümüzü alalım. 50 günlüğümüz hangi seviyelerde? 50 günlüğümüz de yine aynı şekilde 15.066 rakamlarında. Son 50 günün ortalaması 15.000'li rakamlarda bulunuyor. Hissemiz ise bugün itibariyle 12.832 rakamlarından şu anda işlem görüyor. 200 günlüğe baktığımda, 200 günlükte ise dostlar 11.935 rakamlarında, 200 günlüğe uzaklığı var henüz. 200 günlük kırılmamış ama kanal ile ilgili olarak çizmiş olduğumuz kanal görüntüsü kırıldı maalesef. Hisse kanal dışında hareketler, kanal altında hareketler yapmaya başladı. Paralel kanalımızı silip şu şekilde daha güncel bir grafik yapabiliriz dostlar. Bu grafiğimiz kalsın. Yükseliş yönlü olarak yaklaşık olarak 23 Mayıs 2023, bir yıllık bir süreç bu. Bir yıllık bir süreçte Ege Endüstri Hissesi ile ilgili olarak yükseliş yönlü bir şu şekilde tren çizgisi kendimize bırakalım. Bu tren çizgisinin ne zaman üstünü atacak? Buna bakalım. Şunu renginde sarı yapalım ki görünür olsun. Evet dostlar, bu şekilde yaklaşık bir yıllık bir süreçteki bir yükselen tren çizgisi. Bununla ilgili zaman zaman bakın burada yine bu noktada yakın bu noktalarda dokunuşlar olmuş. Buralar kırılmamış. Burada bakın bir kırılım görüntüsü var. Bu şekilde Ege Endüstri Hissesi'nin grafiğini takip edelim. Bakalım nasıl bir fiyatlanma yapacak. Şöyle sizlere aracı kurum dağılımından bahsedeyim. Şu anda alıcılarda ilk sırada Bank of America bulunuyor. Tabii bu seans içerisinde olduğu için akşama değişecek dostlar. Saat şu an 10.21 geçiyor. 201 adet lot almış. İkinci sırada Deniz 67 adet almış. Osmanlı 38 adet almış. Marbaş 100 lot satmış. Yapı Kredi 82. Ahlatçı 65 lot satmış. Alan satan bu şekilde. Alanlarda ilk sırada Bank of söylemiştim 201 lot almış. Deniz 66 lot almış. Osmanlı 38 lot almış. Satanlarda ise Marbaş 100 lot satmış. Yapı Kredi 82 ve Ahlatçı 65 lot satmış. Aracı kurum dağılımda. Grafiğimizi 4 saat diye aldığımda 4 saatlikte arkadaşlar bakın burada 12.580 dönüşü gözlere çarpıyor. Şöyle MACD indikatörümüzü aldığımda burada satım sinyali devam ediyor. Yalnız mavi çizgide bir dönüş görüntüsü var. Bunun da sebebi 12.580 rakamlarından sonra şu an itibariyle 12.795 rakamlarına yükselen hissede bir dönüş görüntüsü oluşturmuş. Yükseliş yönlü dirençlerimiz neler? 14 saatlik grafiğe göre konuştuğumda 13.835 rakamı, 14.821, 15.513, 16.206 rakamları desteklerimiz. 12.580, 10.984, 10.150, 8.953 seviyeleri bunlar bizim
4 saatlik desteklerimiz, X aydıklarım, dirençlerimizdi dostlar. Saatlik grafiği aldığımda görüntümüz biraz daha detaylanıyor. Burada bir alım sinyali var. Sinyal almış bakın burada. Şöyle yaklaştırıp büyütelim grafiğimizi. Arkadaşlar bakın burada trendde tutunma çalışması saatlik grafiklerde sonrasındaki kırmızı mumla aşağı doğru kendini atmış. 2580 rakamına kadar bir geri çekilme yaşamış. Alım sinyaline göre 13.009, 13.345, 13.582, 13.819, 14.111 bunlar bizim Fibo direnç seviyelerimiz Ege Endüstri hissesinde. Desteklerimiz 12.580, 12.034, 11.749 ve 11.340 rakamları bizim aşağı yönlü Fibo destek seviyelerimiz. Saatlikte düşen trend çizgimizi biraz daha düzgün çizebiliriz. Bakın burada görüntümüz daha detaylı olduğu için şu şekilde. Evet, şimdi tekrardan yaklaştıralım. Kapanışları görüyorsunuz dostlar. Noktalar, yakın noktalar. Bakın burası, yine burası. Düşen trend çizgisi kısa vadeli. Buna da şöyle bir başlangıç noktası bırakalım. Ne zaman tarih? 2 Mayıs tarihli. Evet dostlar, Ege Endüstri hissesi ile ilgili olarak grafiğimiz bu şekilde. Umarım sizler için güzel, açıklayıcı bir video olmuştur. Kanalıma lütfen abone olun. Bizleri destekleyin dostlar. En azından daha fazla arkadaşlara ulaşmak adına. Herkese güzel kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.